Sevgili sinema severler, yeni bir sinema günlükleri bölümüne hoş geldiniz. Önce hemen geçen haftanın bölümüne bir göz atalım birlikte bence. Yağmur Adam konuşmuştuk. İyi mi kötü mü çirkin mi denmiş. Çirkin diyen kişi sayısı %5. Enteresan. Beğenmemişler. Vay. Bu insanlar otistikleri insan olmadığını ve yakılıp öldürülmesi gerektiğini savunan insanlar bence. Kesinlikle katılıyorum. Sadece filmde iyi bu şey doğru ne bileyim iyi bulmamış olabilir ama kötü diyen de %3 kişi var bu arada. Bu daha makul. Çirkin diyen daha fazla yani. Bu film mi lan diyendense bu filmi beğenmedim diyen daha az. İyi diyen de tabii ki %91 kişi beğenmiş. Demiş ki maşallah. Ben Dustin'in oyunculuğuna çok tutuldum. Bir tane daha konuşursanız %91 olarak buraya da geleceğim demiş ve biz de şu anda Midnight Cowboy'u benim tavsiyem üzerine size önerdiğim için öncelikle sorayım. Çünkü evet. Ben önceden izledim ve bir kez daha izlemekten hatta belki birkaç kez daha izlemekten çok mutlu oldum. Siz 2020'de neler hissettiniz? Buyurun. Abi Cevdet, senin bizden alamadığın bir hırsın, bir film önereyim, içleri çıkarak ağlasın bu orospuları, kendilerine gelemesinler, hayvan oğlu hayvan herifler diye bir alamadığın bir hususun mu var? Ben bunu çok merak ediyorum. Varise lütfen şu an bu masaya yatırılsın çünkü. Varise. Cayır cayır ağladım abi filmin sonunda. Cayır cayır. Hüngür hüngür ağladım. Yani... Eren de yatmıştı. Salonda tek başına böyle hıçkıra hıçkıra ağladım. Teselli eden de yok. Kimse yok abi. Kedini sevseydin. 10 dakika ağladım. 10 dakika. 10 dakika ağladım. Perişan oldum ya. Bittim. Çok beğendim ben filmi. Bayıldım ya. Peki. Ne mutlu. Kuzi? Ben de çok beğendim. Hele hele 1969'da falan böyle bir film çekilmiş olması çok bana vurucu geldi açıkçası. Yani şu anlarda valla bu kadar cesur filmler çekiliyor tabii yani. De böyle işte popüler sinemada daha az belki çekiliyor falan. Bana da çok iyi bir film. İzlenimini bıraktı. Evet, hakikaten iyi bir film. Soundtrack'iyle bizi şaşırtması olsun. Şeyi fark ettiniz değil mi? Yani Türk sineması, şimdi 1960'ların filmi olduğu için tam olarak hatta 69, Türk sinemasının 70'ler jenerasyonunda çekilen filmlerin, biraz politik ve siyasi içerikli filmlerin aslında buradan sanki izler taşıdığı kanısına siz de vardınız mı? Bir bilimsel veriye dayanarak söylemiyorum. Sadece gözlemlediğim, izlediklerim kadarıyla söylüyorum yani. Abi hayal mi? Geçişleri birebir Yeşilçam'dan alışık olmasam o hayal geçişlerine ne oluyor ya derdim. En çok bu tarz hayal geçişini deneyimlediğimiz şey Yeşilçam'dır yani. %99 Yeşilçam'dır. Ben pek sorunu anlayamadım ya. Yani filmin işte bir böyle belki sınıfsal biraz bir sohbeti var. Bir de işte spoiler verdiğimiz tabii 105. programda söylüyoruz tekrar ama. Bir de böyle biraz işte eşcinsellik, cinsiyet kimliği üstünden falan bir muhabbeti var. Cinsiyet kimliğini Türkiye'de ben... Ha, neyi diyorsun? Siyasi politik var değil mi? Sinematografisini diyorum sadece. Ben sinematografisi yani ana konusu To The City. Yani tabii ki adamın hayali birazcık Yeşilçam komiği olan, ben burada jigolo olan ve kadınları tavlayacağım, işte benimle yatacak ve o hayal sahneleri falan bana bayağı Yeşilçam gibi geldi. Vallahi ben yani ne demek istediğini anlıyorum ama ben izlerken hiç şey bir bağlantı kurmadım açıkçası. Anladım. Koptum gittim yani bana çok özgün bir dünya gibi geldi falan. Yok zaten o bundan almış gibi düşünüyorum zaten. Hani eğer böyle bir şey olsa da. Bu tamamen benim gözlemim zaten. Herhalde. Pardon. Neyse yani ben hani pek şey yapamadım ama ben biraz konusuna ve karakterlere falan kaptırdım yani. Sizin dediğiniz gibi öyle hayal sahnesi de Yeşilçam'dakilere benziyor falan. Evet doğru benziyor. Yani bu film de Türkiye'deki Türk sineması, Türkiye'de film çeken insanlar arasında bir şey yer etmiş olabilir. Klasik bir film falan, kült bir film olarak. Ama hani ben koptum gittim yani. Şöyle aklıma Yeşilçam falan gelmedi. Aslında tam Yeşilçam'da denemez de biraz böyle mesela işte otobüs filmi, yerli sinema günlüklerinde de konuşmuştuk. Otobüs filmindeki o aslında toplumun kutuplarını egzajere etme durumu, biraz böyle kamerayla baş döndürden, özellikle o şey sahnesi var ya, mutlaka bahsedeceğiz. Sonlarında işte
daha böyle entel bunlar dedikleri yere giriyorlar ya, oralar falan. Biraz benzerlik parti gösteriyor parti sahnesi. Evet, şimdi konusu çok manidar diyoruz. Neyi anlatıyor yani? İşte tabii ki en klişesi Amerikan rüyasının aslında ne kadar hayal olduğu, herkesin başka bir şey düşlediği, kiminin New York'a, kiminin Florida'ya gitmek gibi ve bulunduğu yerden mutlu olmamak ve en kısa yoldan para kazanmak falan gibi klişe şeyleri attıktan sonra daha derinlemesine analizler için sizlere buyurun. Ne düşünüyorsunuz? Konu önemli. Valla bence filmin önermesi, işte mesajı falan çok açık ve çok net değil. Yani daha böyle kişisel bir işte macera gibi. Zaten gene kitap uyarlamasıymış. O kitap evet, nasıldır, farklı mıdır, değişik midir onu bilemeyeceğim ama böyle yani bu bizim iki tane karakterimizin, ki biraz daha çok kovboy olanın yani bence, ama ikisinin de tabii böyle birer kişi olarak işte sinemada, popüler sinemada falan da görmeye çok alışık olmadığımız veya belki klişe şey tipleme olarak alışığız. Yani işte saftirik köyden gelmiş bir tip. Hani o çok şaşırtıcı değil ama onun o içindeki incelik, işte o karakterin yaratılışındaki bir sürü detay falan çok özgün. O karakteri bir şekilde yönetmen ya da birileri çok sıcak hissetmiş kendini, onun öyküsünü anlatmak istemiş. Ve geri kalan her şeyi sadece reel bir çerçeveye oturtmaya çalışmaktan öteye de ekstra gitmemiş gibi. Yani atıyorum New York'un işte 1969-1960'larda 70'lerdeki o havası, internetten falan da biraz okudum. Böyle insanlar, eskiden izlemiş insanlar, işte çok gerçekçi, çok tam doğru, New York hakikaten buna benzer bir ortamdı falan filan gibi yorumlarda da bulunuyorlar ama ben böyle yani Amerika ile falan ilgili bir şey anlatılmaktan çok çok daha evrensel dertlerin gözüktüğü ve eninde sonunda dediğim gibi yani bir ve iki tane karakterin o kendi karaktersel özellikleri, yani çok insan, çok gerçek dediğim iki tane insanın başlarından geçen bir öykü falan gibi izledim. Tabii dokunaklı bir öykü, yani alelade bir öykü de değil. Biraz işte cinsel kimlik hakkında ya yani tane bir takım şeyler söylüyor diye düşünüyorum. Ama onların da aşırı derecede altı çizilmiş, böyle deli gibi kafam cinsel kimliğimle bozuldu, bir türlü karar veremiyorum gibi bir noktada da değil. Yani daha böyle olağan, işte çok sıradan herkesin düşünebileceği gibi. Evet. Buyurun pardon. Lafını bir balla kesip bir seyirciye açıklama yapmak istiyorum. Efendim Can tahmin gördüğünüz üzere yerinde değil. O yüzden Can sen araya giremiyorsun. Mikrofonun müsaade etmiyor. Ben sana direkt bir şey yap, bir işaret yap. Biz sana bakalım. Çünkü sesin kesiliyor sen konuşmaya başlayınca. Şimdi buyur mesela bir şey tamam diyecektin. Çok insani bir yerinden almış. Gerçekten işte adamın en azından eşcinsellikle olan bağlantıları, işte zaten para kazanabilmek için cinselliğini kullanan bir insan. Bir yandan hani bu hayatta buna karar vermiş ve ondan dolayı rahatsız olmuyor. Ama kendine gay faggot da dedirtmeyecek bir noktada bir yandan da. Hani bunun kafalarını ara sıra yaşıyor ama çok insani noktalarından, çok doğal anlarını yakalayarak bunları paylaşmış. Zaten hani bunun en ayyuka çıktığı sahne herhalde Bob Balaban'a sinemada blowjob yaptırdığı sahnedir. Çocuğu sonra param yok diye hırpalıyor ama çok da bir şey de yapamıyor yani. Ne yapsın? Öldürecek mi çocuğu? İyi bir insan çünkü. İyi bir Joe insan. Bak. Evet. Biraz o anti kahraman gibiler aslında. İkisi de yani. Ta ki şeye kadar. Öbür amca efendiyi otel odasında öldürdü mü öldürmedi mi artık bilmiyoruz ama ağzına ayizeyi soktu. O konuda da konuştu. Herhalde öldürdü evet. Yani. Ya evet. Hani orada artık çözülüyor adam yani. Ya tabii bu sistem, yani bu aslında şey değerler, çok fakiri, zayıf halkayı alanın dışına itmek üzerine kurulmuş sistemlerde ister istemez yozlaşmışlık olacak. Adamın da iyice artık yozlaştığı yer belki de tam top nokta orasıydı diyebiliriz. Ya o bana yozlaşma falan gibi de gelmiyor. Yozlaşma dediğin zaman biraz yargılamışız gibi geliyor bana karakteri. Sonuçta adam film boyunca görüyoruz yani hep böyle namuslu davranmaya çalışıyor, işte hakkaniyetli davranmaya çalışıyor. İşte bir faydasını görmüyor diyorsun. Faydasını yani görmüyor tabii gerçekten. Şey işte eninde sonunda o öldürdü yani herhalde öldürdü adamı da, yani onu artık orada tanık olarak bunu şikayet falan etmesin diye mi artık öldürüyor? Yoksa biraz yaşadığı haksızlıklardan dolayı böyle bir hıncına mı çıkarıyor falan, o bence belirsiz ama zaten filmin çok net öyle cevapları yok bu tarz sorulara. İyi de bir şey böyle net cevaplar olamaz. Çünkü hayatta da yani yaptığın hani kişisel olarak gerçekten gerçek hayatta insan yaptığı her şeyi bilinçli bir. Şimdi bunu yapacağım. Şimdi amacım bu, bunu yapacağım falan gibi olmuyor. Bazı şeyler oluyor ve oluveriyor falan hayatta daha çok.
o duyguyu, o hissi çok iyi veriyor mesela bana o sahne. Ve hani adamı bu iyi bir adam ya da kötü bir adam filan dememe de engel oluyor. Bu da iyi bir şey. Bu adam yani, normal bir insan. Can. Evet, öğrenci. Can. Bir de gücünün yetebileceği biri o, anladın mı? Sistemde onun da üstüne çıkabileceği biri var. Yani o adamın zaafını görüyor ve adam güçsüz, kuvvetsiz. Zaten bir yandan dayak yemesi kalıyor bir yandan o. Ama aynı şeyi Bob Balaban'a yapmıyor ya. Yani o yüzden bizim herifte bir değişiklik belki oluyor bir çeşit. Evet. Bob Balaban'ı da yani dövebilir, şeyini de alabilir gayet. Ne o, saatini filan, saatini bile bırakıyor, anladın mı? Yani biraz böyle o saflığını bir tık yitiriyor gibi herhalde diyeceğim. Aşırı da yitirmiyor. Gene şeye, otobüse bindiklerinde hala tatlım tatlım konuşan bir adam. Yazık, çok üzüldüm. Ya biraz da şey tabii. Dustin Hoffman'ın oynadığı işte Redso karakterine olan bağı da aslında çok güçleniyor ya sonra. Yani adamın devamlı, evet, kafasında, o flashbacklerden de anlıyoruz. Devamlı kafasında şey var. Veya hatta flash forward da mı demeliyim bazı noktalarda. Onlardan da anlıyoruz. Şey hep. Kurtarmalıyım onu. Onun için. Normalde yapmayacaktım ama ekstra bir motivasyonum var dedirtiyor bize. Galiba o sahnelerde biraz daha hınçlandırıyor adamı yapması. Mesela i̇şte o adam da parayı almak falan. Parayı. Evet. Hı hı. Hepsini alıyor falan. İhtiyacından daha fazlasını alıyor. Şeyi çok sevdim ben mesela. Onun üzerinde durmak istiyorum. Yani bir söylemek istiyorum. Yönetmen mesela işte Ömercan dedi ya, işte biraz okudum, işte o zamanları çok iyi anlatmış falan. Fakat işte aslında o zamanları anlatmadan anlatmış bir de. Bu güzel bir başarı bence. Yani işte o zaman mesela olan, ya biz şöyle çok güzel dokunuşlardan, işte adam mesela ilk böyle neşeyle giderken şeye, otobüsüne en başında arkada kocaman Fortune yazan bir şeyin önünden koşarak geçiyor falan gibi ufak dokunuşlardan böyle büyük Amerika'nın o zamanki tarihi olayları neyse arka planda yaşanan, işte radyodan şuradan buradan arka plandan göstermeye kadar çok tatlı bir şekilde aslında olanı, yarışma programlarının ne dediğinden falan, hepsinin bir manası var ya, boşa söylenmemiş, boşa açık durmuyor orada. O mesela çok iyi, içinde bulunduğun ortamı sana böyle bak burası böyle ha demeden anlatıyor aslında. Bu da bir başarı bence. Yani evet, biraz böyle 1969'da çekilmiş film. Kitap 65'te yazılmış. O yüzden işte 65 ile 70 yılları arasında bir dönemi anlatıyor falan denebilir. 1967'de Amerika'da işte biliyorsunuz Summer of Love, işte Year of Love, aşkın sevginin yalı, yazı falan falan diye geçer. Ama bu şöyle de tartışılır. Aslında işte mesela siyahilerle veya başka azınlıklarla ilgili çok fena olayların yaşandığı ve biraz Amerikan tarihindeki o işte Summer of Love lafı o zamanı biraz örtbas etmek için kondurulmuş bir imaj falan gibi bir muhabbet vardır. Ne? Senin dediğin gibi gerçekten bunlardan Flash bahsetmiyor. Yani ne hippie görüyoruz, ne böyle başka işte bizimkilerin çevresi haricinde bir arka plan falan pek görmüyoruz. Ama o gerçekten çok işte gerçekçi bir hava veriyor. Çünkü yani medyanın medyaya yansıyan ya da tarih arşivine yansıyan bir kurgu imaj değil de daha böyle gerçek ve gerçekliği konusunda ikna edici bir imaj var Amerika ile alakalı. Evet. Hı hı, kesinlikle katılıyorum. Manipüle de eden bir imaj değil ayrıca. Tamam, biraz fikir var arada ama tabii, o fikirler doğru yani. Her tarafça kabul edilen, işte başaracaksın, para kazanacaksın, oğlu güçlü olacaksın falan. Onların hepsi zaten hepimiz tarafından kabul edilen. Karakterler çok ön planda. Yani oyunculuk övmeye başlamadan önce karakterlere de girmek lazım. İsterseniz John Voight'la biraz başlayalım. Biraz konuştuk ama... Valla işte evet, yani adam saf, temiz, yazık, bir takım travmatik olaylar yaşamış geçmiş hayatında ki ona rağmen hayata böyle olumlu bir pencereden falan bakabilen. Sen anti kahraman dedin ama bence neredeyse kahraman yani. Evet, sonunda bir cinayet falan işliyor gerçi, orada biraz şey oluyor ama. O yani çok süper gizemli değil bence, yani işte böyle genel olarak saf ve biraz eğitimsiz kalmış. Eğitimsizliğini de sırf saflığından ya da kovboy oluşundan değil de o işte Scrabble tarzı oynadıkları oyunda falan da iyice anlaşılıyor diye söylüyorum. Ama aslında içten içe iyi olan bir adamcağız yani. Eşcinsellik konusunda da çok süper, yani bugün artık 2020'den bakınca çok süper orijinal bir tarafta değil. İşte adam yetiştiği çevre mevreden ötürü eşcinsellik olayına karşı bir ön yargısı var. Ama böyle şiddetle ona eşcinsel deyince tuh bir tane çakarım senin ağzına, ne diyorsun lan falan da demiyor yani. Aslında bu konu hakkında böyle anlayışlı olmaya da açık. Aynen.
insan yani üzülüyor ona tabii. Çok da bir şey öğrenmiyor adam bence öykü boyunca aslında. Çok değişmiyor yani. Sadece sonunda böyle o kovboy kıyafetlerini çöpe atması gibi sembolikte bir sahne var. Hani o bir takım bazı şeyleri geride bırakıyor falan gibi ama çok da geride bıraktığını görmüyoruz. Kazanç hırsını mı bu jigolo olma olayını bırakıyor. Şey galiba. Diyor ya bir yerde de ben de artık işte açık havada bir çalışabileceğim bir işe Doğru. gireyim falan diyor. Doğru. Bir de şey var tabii adamın. Yani böyle %100 anladığımıza emin olmadığımız ama kimi yönetmenin ipuçları verdiği bir background hikayesi var. Flashbacklerde verdiği. Yani evet. belli ki işte misafirlerini evinde ağırlayan işte profesyonel anlamda işte bu seks işçiliği yapan bir babaannesi veya sadece çok şey yapan hani rahat olan diyelim bir büyük annesi var. Hatta öyle ki sevgilileriyle falan aynı yatakta takılıyorlar hani böyle oynuyorlar. Ve hiç yanında olmuyor. Hep yalnız küçüklük geçiriyor. Bir de bir kız arkadaşıyla bir travması var galiba. Onu tam anlamadım. Anlamıyorum yani. Herhalde ne anlamadım? Cinsel ilişkiye girdiği sırada insanlar gelip linç mi etmişler bunu? Polis gelmiş dışarıda sevişmek yasak. Galiba. Hani işte o kız, cover kız, of love dediği Ömer. Deli olduğu için. Söyle. Buyurun öğrenci. Kız deli gibi olduğu için bence işte tecavüzden bunu içeriye alıyorlar gibi bir şey oluyor. Kız ben da polise bir ayakta it was only him, it was only him deyince sadece hani bir sürü adam tecavüz ediyor. Bence toplu bir tecavüz gibi bir şey söz konusu orada. Ne ama şey kız mi? Buna aşık olduğu için de bunu suçlamış gibi oluyor. Bence bir dönemde herhalde içeride kalmış yani o. Ben hiç öyle anlamadım. Ben şöyle anladım. Bunlar sevgililer falan. Kız akıl hastası olabilir, olmayabilir. Bunlar işte birlikte falan oluyorlar. Fakat dediğiniz gibi bir senaryo oluyor artık ortalıkta diye mi yoksa bir grup manyak tesadüfen bunun ellerine mi düşüyor bilmiyorum ama ikisine birden tecavüz ediyor sonra o ekip. Hı hı. Bence bunun üstüne kız biraz daha o travmayla işte polis tarafından bu tecavüz yani toplu tecavüzün üstüne adamla birlikte oldular diye değil de o olaydan ötürü işte polis işine gidince kız da post travmatik problemlerinden ötürü böyle hastanelere düşüyor falan. Yani zaten onu çok uzun uzun diye görmüyoruz. Kız belki iki gün hastanede kalıp çıkıyor yani. Sonuçta delinin teki gibi bir şeyimiz yok. Zaten yönetmen ısrarla çok göstermiyor yani onu. Ama bizim adam bence bariz tecavüze uğramış yani. Çünkü bizim adamın da işte bacaklarından tutup ayırdıkları ve işte poposunun ortalıkta olduğu falan bir küçük an vardı. Yani zaten evet adamın cinsel kimlikle ilgili bir şeyi var yani bir kafa karışıklığı var. Yani aslında adam zaten merhaba ben eşcinselim şeklinde gezmiyor. Yani biraz daha karışık. Hatta eşcinsel demek bile biraz fazla varsayım içeriyor bence. Yani ne bileyim ben biseksüel de diyebilirsin. Hiç öyle değildir. Ama işte kafası karışık falan gibi şeyler de diyebilirsin. Ama bir travma yaşamış yani. Bir de şey bu kız partide tanıştığında jigolo olarak gittiği sahne orada da işte erektil disfonksiyon diye adlandırdığımız şeyi yaşıyor. Yani bunu ilk defa yaşıyorum bilmem ne diye. Onun da kafasını yaşıyor. Yani böyle cinsel travmalarının bir şekilde yeryüzüne yansıdığını görüyoruz. Ben ilk izlediğimde mesela bu işte Ömercan'ın bahsettiği şey sahnesi var ya adamın da bacaklarından tutup ayırıyorlar sahnesi falan. Ben niyeyse onu şeyi anlamışım yani öyle kalmıştı aklımda. Empatik kuruyor o sırada. Hani sanki kendi birine tecavüz etmiş, empati kuruyor aynı şeyken. Çünkü o flashback sahneleri biraz belki ufakken çok daha şey geliyordu bana. Ben öyle anlamıştım ama yok. Bariz bir şekilde adamın da çünkü şeye çok bağlanıyor. Yani adamın hayatına çok bağlanıyor daha sonra kimlik bunalımına. Bu anlamdaki tam. Çünkü şeyi hatırlayın sen hani eşcinsel misin falan diye sorduklarında adam şey yapamıyor yani. Hani böyle saçmalama ya hayır öyle bir şey yok demiyor. Böyle bir İkili oynuyor gibi orada. Evet o da sorguluyor yani aynı şeyi kafasında. Bir de zaten bu konular hakkında ya atıyorum şey gibi bir portre çiziyorlar. Bak bir de eşcinsellik diye bir şey vardır falan diye hiçbir şey anlatmamış kimse zaten ona. Evet. Yani böyle saf bir yerden gelmiş anladın mı? Ki eşcinsellik ya yani şöyle bir şey var. Tabii bu film 1969'da çıkmış işte zaten ve o zaman eşcinsellik büyük tabu Amerika'da falan filan. Bu filmde de böyle biraz ister istemez şöyle okunmaya müsait bir tarafı var işte bak. Adam yaşadığı o tecavüzden bilmem neden ötürü ya da işte babaannesinden ötürü. Bu arada babaannesini onu terk eden iki kadın görüyoruz.
Hiç hani o annesi mi nesi falan diye bilmiyoruz ama orada bence annesi de lezbiyen bir işte çift olarak sevgilisiyle çocuğu anneanneye babaanneye neyse işte postalıyor falan gibi bir şey olabilir. Gönderme ya gönderme demez işte öyle bir olay olabilir olmayabilir ama kısacası çocuk travmatik şeyler yaşadı diye cinsel kimliği bozuntuya uğramış ve bak bu yüzden işte eşcinsel hareketlerde bulunuyor falan gibi biraz kötü niyetli bir okuma yapmak bence mümkün. Bence 1969'da bu filmin gene nispeten kabul görmesi ve çok fazla afaroz edilmemiş olması da bundan dolayı olabilir. Çünkü eşcinselliği bir problem gibi göster, yani problemlerden ötürü doğan bir şey gibi göstermek adama acınmasa sebep olmuş falan gibi olabilir. Ben bu çağda bunu izleyince öyle almıyorum. Bir de şeyi de öğrendim. Filmin yönetmeni adamın kendisi de eşcinsel falan. Böyle daha hani kişisel bir tecrübe ile artık filmde anlatmak istenen şeyleri anlatmış. Daha çok bu konuyla ilgili bir kafa karışıklığı ve üstü örtülen bir işte diyalog söz konusu. Çünkü mesela ben şöyle hani bir imaj görüyorum yani o tecavüz eden kalabalık grup ekip var ya işte kovboylardan oluşan bu arada yani o da kendisi gibi 7-8 tane herif. Şimdi mesela bir onlar... Bir noktada bunları kankaları gibi görüyoruz onu. Öyle bir anda evet. Hatırlarsan. Evet yani bizim adam mesela bunlar onun önceden arkadaşıydı. O an buna böyle bir kazık mı attılar? Yoksa hiçbir zaman arkadaşı değildi de bizim adam o travmayı atlatmak için onlara benzemeye çalışıp o da böyle kovboy gibi mi takılıyor? Sonra o adamlar böyle güçlü bir maskülen gösteri yaptılar anladın mı? Sevgili bir çift buldular. Çok özür dilerim ikisini de siktiler falan gibi böyle hayvan oğlu hayvan bir şey yaptılar. Bizimki de bu erkeklik kimliğini yaşamak için, yaşatmak için onlara benzemeye mi çalışıyor falan falan gibi bir sürü soru işareti. Bence bilerek cevapsız bırakılmış bir sürü soru işareti var. Cevapsız bırakmasının sebebi de işte yani 1969'da hem bu filmin kabul görmesine ama hem de bizim yönetmen adamın böyle ikiyüzlü olmayan bir yani işte bak bu adam tecavüzördü o yüzden eşcinsel falan gibi salak saçma şeylerde %100 varamayacak bir işte şey öykü çizilmiş olması sebep oluyor diye düşünüyorum. Ama kısacası cinsel kimlikle ilgili genel bir kafa karışıklığı ve işte eğitimsizliğin bilmem nenin getirdiği genel bir ortada böyle laşka bir durum var filan falan gibi bir sonuç doğuyor. Bence anlatılmak istenen en azından eşcinsellikle ilgili ya da cinsel kimlikle ilgili genel olarak o. Kafa karışıklığı. Bundan başka bir de aslında bu karışıklık şurada da devam ediyor. Ben mesela işte Dustin Hoffman karakterinde geçiyorum paralel olarak. Dustin Hoffman'la artık böyle biraz işte daha radyosunu sararken ki ilişki seviyesinde diyor ki hani ay fuck man falan diyor böyle. O da what is that supposed to mean diyor. Böyle imalı imalı gözlerin içine bakarak. Yani hiçbir zaman hayır ben değilim diye Dustin Hoffman da kabul etmiyor. Ve hatta onun bir sahnesinde hatırlarsanız böyle sarılıyor biraz. Bu bayıldığı sahne var ya hatırlıyor musunuz? Merdivenlerden düşüyor yani. Hı hı. Orada Dustin Hoffman hafif sarılıyor. Yani aralarındaki ilişkinin düzeyi ve dozajı da bence biraz açıkta bırakılmış. Net bir şekilde onu da söylemek mümkün. Peki Dustin Hoffman yani biri Kemal Sunal veya İlyas Salman'sa öteki de Şener Şen veya Şevket Altu demek. İçimizdekini atmak istiyorum yani hepimizin içine aklına gelmiştir eminim. Yok senin aklına gelmişti. Sen yazmıştın bunu filmi izlerken. O yüzden öyle kaldım ben de. Benim aklıma gelmemiş. Gelmemiş miydi? Ama, yani, ama güzel bir benzetme. Ne demek istediğini anlıyorum. Evet. Şimdi başka bir işte kaybetmiş, başka bir sebepten ötürü kaybetmiş. Kendini işte hukuksuzluğa veren ama o konuda bile beceriksiz olan, işte maalesef hasta ve kendine bakamayan sokakların, New York sokaklarında yetişmiş. Ratso zaten ismiyle müsemma işte fare, sokak faresi karakteri diyelim. Bu arada dişi falan da adamcağızın. Tamamen gitti sesin. Gerçekten fare gibi. Evet. Adamın biraz... dişleri falan da fare gibi. Evet. Evet. Dustin Hoffman gerçekten hoş bir fiziksel dönüşümden geçmiş. Yani o daha tabii bu konulardan öte bir noktada. İşte biraz daha yoksul olması. Yoksul olmasına rağmen efendim işte ne onun adı? Sağlık sigortası bilmem nesi falan da yok. O yüzden herif doktora moktora falan da gidemiyor tabii. Bu tarz biraz daha işte sınıfsal bir eleştiri noktasında onun şeyi var. Şeye göre Joe Buck karakterimize göre daha uyanık, daha bilgili, daha dünyaya uyanmış bir modda ama onu da tabii fiziği evet geri tutuyor. İşte adam atik davranamıyor bilmem ne. Zaten gitgide hastalanıyor ve en de sonunda zaten hastalıktan ölüyor falan.
Yani toplumun maalesef farklı sebeplerden dolayı iki farklı köşesine itilmiş iki farklı tip gibi. Joe Buck'ın ki biraz daha toplum tarafına itilmekten çok yani toplumdaki bir genel problemin oluşturduğu bir kangrenden ötürü Joe Buck bir köşeye itilmiş. Yani yaşadığı tecavüz bilmem ne filanı köşeye itilmesine sebep olan şey diye kastediyorum. Tecavüz eden herifler de toplumdaki genel şiddet ve işte cinsiyet bilmem ne filan konuları yüzünden varsa var. Dustin Hoffman'sa spesifik olarak daha işte bir işe yaramıyor. Bu vahşi kapitalist dünyada bir işe yaramayan bir adamsan da seni bir kenara atıyorlar. Şey diyor ya bir yerde işte hiç yürüyemeyenlere ne yaparlar biliyorsun değil mi falan filan deyip böyle bir ağlıyor falan. Hı hı. Ben onu yani hiçbir işe yaramayan adamı sokakta vururlar. Böyle hani sakatlanmış yarış atını vuruyorlar mesela evet. Falan. Yani onun gibi bir imada bulunduğunu düşündüm orada. Ki Amerika hakkında şöyle bir yorum yapmıştı birisi bana. Nerede duyduğumu hatırlamıyorum. İşte Amerika o kadar kapitalizmin vahşi olduğu bir kültüre sahip ki orada yoksul olmak senin otomatikman suçlu olduğun anlamına gelir gibi bir şey diyordu. Çünkü hakikaten paran yok, pulun yok, hiçbir şeyin yok. Hastaneye de gidemiyorsun. İş arayacak işte atıyorum tıraş da olabilirsin. Zaten sakat filan herif. Ya, o yüzden hani adamın pozisyonu otomatikman olarak ona atanmış ve içinden çıkamayacağı bir pozisyon falan gibi. Üzücü yani. Böyle gerçekler var. Bak, mesela şey çok ilgimi çekerim. Parti sahnesinde yine buna sana işte bak duş var, yeni kıyafetler falan bir sürü bir şey öneren böyle bir zengin orada züppe ve orijinal olmaya çalışan kitlenin önerileri var ve onların hepsinin yanından reddediyor. Adamın evet. İlaç ve şeylerini de reddediyor. Yani iyileşmeyi de reddediyor. Yani bu tarz şeyleri de reddediyor bir karakter. O enteresan geldi bana. İkisi de toplumun öteki tarafında olan, ötekileştirilmiş karakterler aslında ortak özelliklerinde. Fakat işte sınıfsal açıdan da başka yerdiler. Fakat işte tam bu noktada Can'ın söylediği sınıf var bir de. Yani aslında ikisinin arasında işte daha entel kuntel bir yerde. Film aslında bu konuda da biraz yargı dağıtıyor gibi hissettiriyor izlerken. Siz de aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Ya tabii canım o işte Warhol, Andy Warhol tarzı o zamanların herhalde New York'un da filan özellikle popüler olan herhalde diye tahmin ediyorum yani yaşamadım yıllarda. Bu tarz bu partileri işte böyle sanatçıların o büyük anlam aradığı ve işte dünyadaki birçok normu, birçok kalıbı yerle bir etmeye kalkıştıkları o ortam gene biraz sanat için sanat ama bak burada halk var. Bak o siz onu işte gene şey olarak kullanıyorsunuz. Hani ne bileyim nesne olarak kullanıyorsunuz. Yani oradaki tiplerin hiçbiri de böyle kötü niyetli insanlar değil ama sonuçta ortada belli yani. Hani adam alışamıyor ya. Zaten buradaki yemekler bedava. Niye çalıyorsun ki falan diyor işte. Ulan bedavayı çalmak mı oluyor falan gibi bir küçük bir diyalog var. Biraz bizim adam yani Ratso işte şey o diğer işte reddetmesi meddetmesi falan gibi şeyler de yani o ortamla uyuşmayacağını bilecek kadar uyanık. Bir kere duş aldı işte biraz oradan sadaka aldı diyelim falan. Bunun kısa vadeli bir çözüm olduğunu biliyor yani. Orada hayatı falan değişmeyecek. Oradaki ne bileyim ben zengin birisinin peşine mi takılacak orada yalaka gibi falan. Öyle bir şeyleri reddediyor yani adam. Reddediyor. Bence reddetmekten bir tık öte nefret de ediyor. Daha girdiğinden itibaren enteller bunlar, enteller bunlar diye başlıyor. Yani şeyden de nefret ediyor. Yani tabii. Aslında isyan var yani nefretin içerisinde. Yani onların bu durumda olup işte bir şey yaptıklarını sanmaları ve aslında hiçbir bok yapmamaları durumundan nefret ediyor adam bence. Reddetmelerin sebebinin içerisinde bu nefret de var. Tabii abi çünkü yani toplumun en böyle dışında gibi davranan insanlar o partideki insanlar. Oysa toplumun en dışındaki insanlar bu insanlar. Tamam. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Böyle bir paradoks mu denir? Yani o sadece öyle bir parti, ücretsiz ve her şeyin bedava olduğu parti bile adamın ömür boyu kazanmadığı bir para yani. Hani sadece onu dizayn etmek. O partiyi, tek bir partiyi. Tabii öyle canım. En de sonunda da Shirley gibi kadınlar yani o birlikte olduğu kadın falan zaten apartmanına, evine falan geri dönüyor. Yani oradaki insanların büyük çoğunluğu böyle evsiz mevsiz sanatçılar falan da değil aslında yani. Var illaki aralarında vardır ama yani işte... Zengin çoğu ya. Evet, zengin züppe züppe tipler belli ki yani. Senin benim gibi insanlar. En fazla. Vallahi hayatımda hiç öyle partiye gitmedim. Ya 2000'ler artık 2000'lerin Türkiye'sinde yok abi o şeyler. Biz de kendimize evet ya, o kadar uçuk. Bence Türkiye'de biz... ne oluyor o kadar uçuk acaba? Yok zannediyoruz canım. Vardır da bizim ne işimiz var orada Allah aşkına. Ben merak ediyorum. Ben hep özelmişimdir öyle.
Öyle Andy Warhol ortamı bizde... olsa da görsel. Şiir okuyanlar bir köşede, böyle performansçılar bir köşede falan. Ben hiç özenmiyorum. Az ünlü sayılmıyor muyuz artık? Bence bizim bu ortamlara girmemizin zamanı geldi. Bak, aynen. Çağrıdır. Böyle partiler yapıyorsanız bizi davet edeceksiniz arkadaşım. Aynen. Ben de gelir bir şiir okurum yani. Sıkıntı yok. Evet yani. Gitar soyunurum. Çalarız, bir şey yaparız. Yani. Bizde kalan şey seyircilerimizle sosyal yardım kampanyaları yaparız. Aybüke de benle gelir büyük ihtimalle. Birlikte daha farklı bir platformda yer alırız. Nasıl? Ömerciğim de böldüm, parçaladım. Partiye gidelim biz. oyunculuk övelim tabii ki yani. Dustin Hoffman'la John Ward ikisi de bence çok başarılı. Ben diyecek ekstra diyecek bir şey inanılmaz. Şey gerçekten iyi. Çok iyiler. Çok iyi de bir ikili olmuşlar yani. Birbirinden bu kadar zıt karakterlerin birbirinden bu kadar sanki şey tabii çok büyük bir etken. Aslında birbirinde hiç hani zıt oldukları üzerinden dostluk kuruyor olmaları oyunculuklarına bir rahatlık da sağlıyor aslında. Onları öyle kabul ederek başlıyorsun. Ne güzel bir ikili diyerek değil, ne ayrı bir ikili diyerek kabul ettiğinden dolayı sana o küçük ısınmalar çok büyük duygular uyandırıyor sende. O anlamda da çok başarılı diye düşünüyorum. O filmin... da yönetmenin başarısı hocam. Tabii yönetmenin de başarısı, oyuncuların da başarısı. Filmin bir de müzikleri var tabii ki. Benim ilk dinleme sebeplerimden bir tanesi filmin müziği. Rahmetli babam bu filmi işte bana çok küçükken izletmişti. Ve bir gün bu Nielsen'ın bu şarkısını ikimiz dinliyorduk böyle. Dedi ki sen izledin mi dedi. Bana küçükken bu filmi izletti arkadaşlar. Oradan beri aklımda kaç defa da izledim. Ekşi Sözlük'te bir yazı okudum. Çocukkenki deneyimimden çok bir şey hatırlamıyorum. Hatta biraz şey bile olmuş olabilirim. Yani irite olduğumu hatırlıyorum tabii ki o sinema sahnesinde falan çocuk deneyimlerimle. Şimdi irite olduğum şey aslında sınıfçılık oluyor tabii ki. Yoksa o tip deneyimler değil de. Şunu söyleyeceğim. Ekşi Sözlük'te bir şey okudum. Nelson aslında bayağı spoilerla başlıyor filmin başında. Demiş biri hafif şakacı olsun diye. I am going when the sun keeps shining to the pouring rain. Filmin sonunda Florida. Florida ile bitiyorlar. Bu bir spoiler demiş. Böyle bir şaka yapmış. Çok hoşuma gitti. Burada satmak istedim. Ama burada ekstüzük yazarı... Foreshadowing denir hocam. Bu. Evet. Yani buna foreshadowing denir abi. Bu spoiler falan değil. Bunu öğrenelim. Filmde bir öyküde olacak olan şeyleri baştan çaktırmadan haber vermeye başlamaya. Doğru. Foreshadowing. Ben niye uyanmadım onu anlamadım. Bu kadar haklısınız ki. Saat biraz erken diye. O zaman biraz eğlenelim arkadaşlar. Niye çıkmadı ya siz? Florida Dreams mi? Öyle bir şey mi şarkının adı? Evet ama nedense size açmaya çalıştım ama nedense ses çıkmadı. Ama açma zaten. Telif falan yeriz. Açma telif yeriz. Sezercik telifi gelir bir anda köşeden. Bir anda fanatik filmden şey gelir. Restorasyonlu Sezercik filmiyle aynı diye burada copyright claim yemeyelim. Abi o kadar şaşırdım ki o şarkı gibi. Açamadım çünkü bu içeride bir sürüyorlarmış. Bu müzik cayır cayır binlerce Türk filminde çalıyordu dedim. Sonra evde hemen oradan yalnız Sezercik o yalnız dedi. Sezercik tabii. Fakat bu filme özgüymüş. Ben mesela onu bilmiyordum. Yani bu filmde kullanmamış. Bu filmde yapılmış şarkı. Hatta evet. Bob Dylan da bir beste yapacakmış, film yapıyormuş. Fakat yetişmemiş. O yüzden Bob Dylan şarkısı kullanılmamış. O parça haricinde diğer iki parça, özellikle sık sık kullanılan iki parça, biraz zaten kovboy müziği gibi falan, böyle güney müziği gibi. Güzel o da uyuyor. Ben bayağı hüzünlü yani. Ben de sonra filmden sonra açıp dinledim mesela. Mızıkalı olan özellikle bayağı hüzünlü. Çok güzel. Vallahi ilginç bir filmmiş ya. Bunu daha önce izlemediğime de şaşırdım bu arada. Yani gerçekten bir de kült bir film, bilindik de bir film. Yani böyle kimsenin bilmediği çok az arada derede kalmış bir şey değil. Annem biliyor %100 eminim. Kesin. Annemin falan Midnight Cowboy desen aah ooo falan diyecektim. Çok sağlam yaptın. Evet böyle güzel filmler izleme hoşuma gidiyor hafta hafta. Yani konuşacak tabii şöyle yani yönetmeni konuştuk, biraz arka planı konuştuk, işte cinsel kimlikleri konuştuk falan. Ama böyle 2020'den bakınca da her ne kadar film çok etkileyici de olsa biraz tahmin edilebilir olduğunu düşünüyor musunuz? Yani aman tanrım hiç anlamadığım. Tabii canım ben adam ilk hastalayıp terlemeye başladığı an bu kesin finalde vefat dedim.
Yani evet, o öyle o tip şeyleri de anlıyoruz ama aynı zamanda böyle hani filmin neyi anlatmak istediği, bizim biraz alışık olduğumuz, çok fazla bu tarz filmler izlediğimiz için bir şey. Yani çok güzel bir yerinden ve güzel olarak işlemiş olması bir yana, biraz değil mi 2020'de sanki alışmışız gibi. Alışmışız ama işte şey açısından hala vurucu gerçekten. Yani mesela bu kadar çok oyunculuk içeren, oyunculuk performansı içeren film de belki daha az çekiliyor şimdi. Yani bunlar böyle hakikaten karaktere girmişler, yepyeni bir tipleme oluşturmuşlar. İşte zaten internette okuyunca Dustin Hoffman gene klasik yok gitmiş, evsizlerle yaşamış, bilmem ne yapmış, öyle numaraları var falan filan. Tabii canım. Yani bunların meyvesi yenmiş filmde. Çok özgün tipler oluşturulmuş. Dustin Hoffman yine yapmış yapacağını ve I'm walking here sahnesinde oraları kendi doğaçlamış. Aslında senaryoda yokmuş. Ama doğaçlamış dediğin zaten taksi girmiş. Yani orayı gerilla çekiyorlarmış. Onları böyle New York'ta falan şey yapacak paraları yokmuş. İşte trafiği durduracak, kontrol edecek. Çaktırmadan çekiyorlarmış o sahneyi. Bilmem kaçıncı take'in birinde de yani kırmızı ışık olmasına rağmen taksi gelmiş falan. Herif de lan ne yürüyoruz burada falan demiş. Ya aslında neredeyse rol bile değil o, anladın mı? Evet ve o şey çok bir sahne. Çok iyi yedirmiş yani. Karaktere. Yani, evet şey de bir sahne. Rolden yani. Çıkmamış canım adam, o bir başarı gerçekten. Ömercan harika. Tabii bu filmi bilmiyor oluşuna şimdi bir kez daha yanacak. Çünkü bunu da ben çok bilmiyorum. Seinfeld'in bir bölümünde, bir sezonunda hatta devamlı Midnight Cowboy göndermeleri yapılıyormuş. Sen bu filmi de izleyince oralara uyandın mı yoksa bağdaşlamadın? Finalini neymiş? Yapıyorlar orada. Parodisini yapıyorlar finalini. Ki Bob Balaban'da oynar şeyde. Seinfeld'de. O da ilginç bir tesadüf. Vay be. Küçük rolüyle John gibi Bob Balaban. Aa, Bob Balaban dedim ben. Son otobüsteki sahne tabii. Yani John'ın en başta ağlaya ağlaya bir hal oldum dediği. Şey tabii çok enteresan. Güzel bir hani adam orada böyle kendi kendine gidiyor. Bizim İşte dostu o Joe Buck onu dik tutmaya çalışıyor. Yaşlı ve böyle onlar gibi yani daha doğrusu orta sınıf insanlar dönüyor, devamlı bakıyor hayretler içerisinde. O kısım çok şey artık ya böyle, yani anladın mı? Çok böyle hani zaten böyle yaraya bir şey soktun, böyle biraz da çevireyim bir de buradan hani acısın diye ajite. Ama yani bu şey demiyorum asla. Ajitasyon yapılmış olmak için değil ama çok etkileyici bir sahne orası. Zaten herhalde orada ağladın diye tahmin ediyorum sevgili Can. Tabii canım. Orada işte zaten böyle şoförün hastalık bu falan demesi de içimi paraladı, anladın mı? O insanlar bakıyor. Şoför bir kere daha tekrarlıyor. Ya öyle endişe edecek bir şey yok. Ufak bir hastalık diyor. Orada adam dram dram böyle gözünü kapattırıyor falan. Orada bittim ben. O gözünü kapattırıp hastalık deyince hüngür hüngür kendimi koyverdim gitti. Abi çok şey bir de yani adam şey diyor ya bir de böyle cool. Ya şimdi zaten yapacağımız bir şey yok. 3-5 dakikaya Florida'dayız yani ne yapayım ki şimdi diyor falan. Yani işte bu da herhalde o çok klişe anlamıyla insan hayatının değeri. Hatta o insanların hayatının değerinin 5 para etmediği. Tabii canım. Tabii ki öyle yani. Bariz tabii. Evet. Sevgili dostlar. Benim sormadığım sevgili Can'ın dijital kopyası. Bir arada bir fotoğraf yolluyor musun gibi. Sadece poz değişiyor böyle. Abi ne yapayım ya? Kusura bakmayın. Buranın dediler iyi interneti diye. Kayınvalideden bağlanacaktım ama burada oturmaya devam ettik bugün. Böyle taklaya geldik. Evet. Taklasına geldik Can'ın. Benim sormadığım, sizin bahsetmek istediğiniz bir nokta var mı dostlar? Siz sevgili seyirci arkadaşlar, siz filmin ne anlattığını, niye anlattığını, nasıl anlattığını filan ne buldunuz, ne düşündünüz? Bunu cevaplasınız millet. Yazın aşağı sevgili dostlar, Ömercan'ın dediği gibi. Biz de isterseniz haftaya konuşacağımız filmi seçelim. Ben size hiç izlemediğim, sizin izlemediğinizi söylediğiniz bir film izlettim. Alnımın akıyla çıktım. Şimdi sıra sizde, buyurun. Bana izlemediğim film izletin. Biraz da ben mutlu olayım. Valla daha önce de önermiştim ama şimdi biraz yılları falan da yakın diye öneresim çok var tekrar. Şu Dog Day Afternoon'u bence izleyebiliriz arkadaşlar. Zaten çok olmaz. Aynı mantolu işte böyle şey filmlerden. Bence ben okeyim ama ben izledim onu. Can izlemişse güzel olur. Ha? Hollywood tabii. Yeni Hollywood. Ben ilk defa izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Yaşasın. Yeni Hollywood'un bütün filmlerine varım. Yine bir oyunculuk şov. Yine harika konu. Yine doğal gerçeklik.
Okey, o zaman öncelikle Midnight Cowboy sizce iyi miydi, kötü müydü, çirkin miydi? Sadece bunu yazmakta kalmayın sevgili dostlar. Aşağı Ömercan'ın söylediği siz bu filmden ne anladınız? Sizce bu sorgular 2020'den bakıldığında ne yaşatıyor size diye yazmayı ihmal etmeyin. Haftaya da Dog Day Afternoon, Al Pacino'nun önemli filmlerinden bir tanesini konuşacağız. İzlemeden gelmeyin. Kendinize de iyi bakın.